Öykü bir grup spor severin nefes alma ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman, burası sporosfer. Hikaye kendi içinde her ne kadar eski olsa da insanoğlunun ölümsüz hikayesinin içerisinde küçücük ve bir o kadar da yakın zamandı. Her şey 1207'de Liverpool'un Kral John tarafından kurulması ve 3. Henry tarafından bir kent simgesi ya da mührünün verilmesiyle başladı. 3. Henry, Liverpool'un sembolü olarak görkemli bir kuş tasvir etti. Tasvir, çok net ve kaliteli figürlerden oluşmadığı için kuş, her dönemde farklı benzetmeler ve tanımlarla birlikte farklı isimler aldı. Ancak biliyoruz ki insanoğluna yol göstermesi, ihtişamı ve güzelliğiyle bu bir anka kuşuydu. O zamandan beri şehir Liverbird ile temsil edilir oldu. Liverpool, 1700'lere kadar 500 kişinin yaşadığı küçük bir beldeyken, Dee Nehri'nin doğal koşullarla çamurla dolması sonucu Mersey Nehri deltası üzerindeki Liverpool limanı önem kazandı. Liverpool, liman ticareti sayesinde endüstri ve nüfus göçleriyle büyüyerek çok önemli bir ticaret şehri oldu. Coğrafi keşifleriyle birlikte yeni bir sömürge imparatorluğuna bürünen Büyük Britanya'nın cennet bahçesi Liverpool'du. Liverpool limanındaki Merchant adlı geminin başlattığı üç köşeli ticaret yapısı ile Afrika'dan Karayiplere köle, Karayipler ve Amerika'dan İngiltere'ye tütün, pamuk ve keten, İngiltere'den Afrika'ya İngiliz hafif sanayi malları götürülüyordu. Bunun sonucunda Liverpool, 18. yüzyılın sonunda Avrupa'nın köle ticaretinin %40'ını, Britanya'nın ise %80'ine sahipti. 19. yüzyılın başlarında da dünyadaki dış ticaretin %40'ı Liverpool limanından geçmekteydi. 1840'lı yıllarda Büyük İrlanda patates kıtlığı dolayısıyla birkaç milyon İrlandalı önce Liverpool'a ardından da Amerika'ya göç etti. Ancak birçoğu Liverpool'da yaşamaya devam etti. 1851'de Liverpool nüfusunun %25'i İrlandalılardan oluşuyordu. Avrupa ile Amerika arasındaki yolcu ve göç trafiğinin merkezi olması sonucunda Orta ve Doğu Avrupa'dan yoğun göçlerle şehrin nüfusu gitgide arttı ve büyük banliyöler oluştu. 1. ve 2. Dünya Savaşları ile birlikte şehir tahribata uğradı ve banliyölerin genişlemesiyle şehirde yeni bir yapı planlamasına ihtiyaç duyuldu. Gerçekleşen kentsel dönüşüm ile birlikte yeni yaşamlarını benimseyemeyen halk sosyal bunalımlar yaşadı. Bu da Liverpool'un kültürel yapısını şekillendirdi. Özellikle müzikte. The Beatles ile başlayıp devam eden süreçte pop rock ve beat müziği şehirden tüm dünyaya yayıldı. Pek çok müzik grubu bu şehrin sokaklarından dünyaya mal oldu. Gelelim şehrin futbol öyküsüne. Her şey bir bira üreticisi olan John Holding'in 1882'de Everton kulübünün Stanley Park'ta halka açık oynanan maçlarını yalnızca biletli kişilerin izleyeceği halka kapalı bir yere taşıma fikriyle başladı. Holding, ortağı John Earl ile birlikte Anfield Road'u işletmeye başladı. Her maçta 10.000'e yakın bir kitleye ev sahipliği yapıyorlardı. Everton, Holding'i kulübün kaynaklarından kar elde etmekle suçladı ve yönetimden kovdu. Kulüp Anfield Road'u terk ederek Stanley Park'ın kuzeyindeki Goodison Park'a taşındı. Holding bir arazi ve stadyumla tek başına kaldı ve yeni bir takım kurmak istedi. Bunun için önce Everton yönetiminden Barkley ve John McKenna'yı kendi safına çekti. Sonra da onları oyuncu transferi için 500 pound ile birlikte İskoçya'ya gönderdi. 3 Haziran 1892'de kulüp Liverpool FC olarak kuruldu. Liverpool ilk maçını 1 Eylül 1892'de Midland Ligi'nden Rotherham Town ile yaptı. Kulüp 2 yıl boyunca Everton gibi mavi beyaz formalarıyla maça çıksa da 1894'ten beri Liverpool şehrinin simgesi olan kırmızı rengini kullanmaya başladılar. Everton ile ilk derbi heyecanı 1894-95 sezonunda Goodison Park'ta yaşandı ve Everton maçı 3-0 kazandı. İngiltere sömürgesi olan Güney Afrika'daki siyahi köle halkın özgürlük mücadelesi, Britanya ve kolonileri arasındaki bir savaşa dönüştü.
1899-1902 yılları arasında süren 2. Boyer Savaşı'nda birçok Liverpool'lunun Spion Kop tepesinde ölmesi Liverpool taraftarlarının tribün oluşumuna da ilham oldu. 1906'da Liverpool Echo gazetesi spor editörü Ernst Edward, Anfield'daki yüksek tribünlerden birini Spion Kop tepesine benzetti. Ve o günden beri Liverpool'un en ateşli, en tutkulu taraftarları orada takımlarını destekliyor. Onlar The Cop ve tek bir ağızdan You Will Never Walk Alone'u söylüyorlar. ...1911'de inşa edilen The Royal Liver Building'in iki kulesine Bella ve Barty adına da biri dişi, biri erkek, iki anka kuşu konuldu. Bella, teknelerin güvenli bir şekilde limana ulaşmasını sağlamak için denize bakarken, Barty ise Liverpool vatandaşlarını korumak adına şehre bakıyor. Liverpool, 1920'li yıllara kadar istikrarsız bir sportif başarı çizmiştir. Bu yıllara kadar bir asansör takımı olmasına karşın iki kere de şampiyonluk yaşamayı başarmıştır. 1922 ve 23 yıllarında üst üste lig şampiyonu olmasına karşın 5. şampiyonluğunu ancak 1946-47 sezonunda kazanabilmiştir. 1950'li yıllar Liverpool adına tam bir kabus niteliğindeydi. 1954 yılında Liverpool küme düştü. Ve bu sezon takım tam 97 gol yerken sadece 28 puan toplayabildi. Liverpool 11 Aralık 1954 yılında Birmingham City'ye deplasmanda 9-1 mağlup olarak tarihinin en farklı yenilgisini aldı. 1958-59 FA Cup sezonunda amatör küme ekiplerinden Worcester'a 2-1 mağlup olması Liverpool'un bir anka kuşu misali tamamen yanarak küle dönüşmesini nitelendiriyordu. Tarihler 15 Ocak 1959'u gösteriyordu. Küllerinden yeniden doğuşu ise 1 Aralık 1959'da takımın başına efsanevi teknik adam Bill Shankly'nin gelişiyle gerçekleşti. Bill Shankly ilk iş olarak takımdaki 24 oyuncuyu kulüpten gönderdi. Yepyeni bir takım kurdu. Shankly'nin devrim niteliğindeki bir diğer icraatı ise bir ayakkabı deposunu teknik ekibin taktik stratejilerini tartıştığı bir odaya dönüştürmesiydi. Bu odada Bill Shankly önderliğinde Joe Figgin, Robin Bennett ve Bob Paisley kulübü yeniden yapılandırdılar. Shankly, Liverpool'un başında tam 15 yıl görevde kaldı ve takım hem ulusal hem uluslararası pek çok şampiyonluklar kazandı. Bill Shankly yönetimindeki Liverpool, 1962 yılında tekrar 1. lige yükseldi ve 1964 yılında 17 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Bu, kulüp tarihinin 6. şampiyonluğuydu. 1965'te takım 3. FA Cup finaline yükselmişti. 14 Mayıs 1965'te Wembley Stadyumunda Liverpool ve Leeds United karşı karşıya geldi. Her iki takım da 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkmış olsa da 90 dakika 0-0 sona erdi ve uzatmalara gidildi. 93'te Roger Hunt'ın 117. dakikada da Ayn St. John'ın golleriyle Liverpool, Leeds United'ı 2-1 yenerek ilk FA Cup'ını kazanıyordu. 1966 yılında takım yeniden şampiyon oldu. Ancak UEFA Kupa Galipleri Kupası finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund'a kaybetti. 1972-73 sezonunda ise iki maçlı final sisteminde Liverpool, bir diğer Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile UEFA Kupası finalinde karşılaştı. İlk maçı Anfield'da 3-0 kazanan Liverpool, ikinci maçta rakibine deplasmanda 2-0 mağlup olmasına rağmen tarihinin ilk Avrupa Kupası'nı müzesine götürdü. Yıllık Liverpool macerasının ardından Bill Shankly emekliye ayrıldı ve yerine asistanı Bob Paisley getirildi. 9 yıllık Paisley döneminde Liverpool 21 kupa kazandı. Bunlara 3 şampiyon kulüpler şampiyonluğu, 1 Avrupa kupası, 6 lig şampiyonluğu kupası, üst üste 3 FA Cup gibi kupalar da dahil. Paisley'nin Liverpool'u 1977 ve 78 yıllarında üst üste Avrupa'nın en büyüğü oldu. Paisley'nin yerel liglerde kaybettiği tek kupa ise 1977'deki FA Cup finalidir. Bob Paisley, 1983 yılında emekli olma kararı aldığında yerine yardımcısı Joe Figgin geçer.
Figan ilk sezonunda lig, lig kupası ve Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluklarını kazanarak Liverpool'u İngiliz futbolu tarihinde bu başarıyı kazanan ilk takım yapar. O sezon Liverpool 42 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik ve 6 yenilgi ile 80 puan toplayarak Southampton'ın 3 puan önünde şampiyon oldu. Lig kupası finalinde ise Stanley Park'ın diğer yakasındaki ezeli rakipleri Everton'la karşılaştılar. İlk maç Wembley'de oynandı ve 0-0 bitti. Kurallar gereği ikinci maça uzayan finalin diğer maçı Manchester'daki Main Road Stadyumunda oynandı. Liverpool, Graeme Sanas'ın attığı gol ile rakibini 1-0 yenerek kupayı kazandı. Yine o yıl takım Avrupa futbolunda zirve sahnesindeydi. 30 Mayıs 1984'te Liverpool, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadında Roma ile kozlarını paylaştı. 69.693 kişinin izlediği finalin normal süresi Phil Neal ve Roberto Rizzo'nun golleriyle 1-1 berabere bitti. Uzatmalarda da gol olmayınca kazananı penaltılar belirledi. Penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Liverpool, Roma'yı kendi evinde, kendi seyircisi önünde hüsrana uğrattı. Liverpool'un kendi stadyumlarında kendi takımlarını böyle dramatik bir şekilde yenmesini kabullenemeyen Roma taraftarları, İngiliz seyircilerine saldırdı. Maç sonu stadyumda küçük çaplı bir yangın çıktı. Liverpool taraftarları yangından etkilenerek stat dışına çıkmak zorunda kaldı. Sırf bu yüzden içlerinden bazıları kaptanları Graeme Sanas'ın kupayı kaldırışını göremedi. Liverpool 29 Mayıs 1985'te tekrar Şampiyon Kulüpler Kupası finaline çıktı. Rakip İtalyanların efsanevi takımı Juventus'tu. Juventus aynı zamanda bir önceki yılın Kupa Galipleri Kupası şampiyonuydu. Brüksel'deki Heysel Stadyumunda oynanacak maç öncesinde Liverpool'lu holiganlar güvenlik bariyerinin de olmamasıyla İtalyan taraftarların bulunduğu tribüne saldırdı. Saldırıdan kaçan taraftarlar büyük bir izdiham yarattı. Yaşanan izdihamın etkisiyle tribündeki bir duvar çöktü. Duvarın altında ezilen ve tel örgülere sıkışan 38 İtalyan ve bir Belçikalı futbol sever o gün orada hayatlarını kaybettiler. Faciaya stadyumun X ve Y tribünlerine yerleştirilen Liverpool taraftarlarının hemen bitişiklerindeki Z tribünde yer alan Juventus taraftarlarına saldırması neden oldu. M, N ve O tribünlerine Juventus taraftarları yerleştirilmiş, Z tribünü ise her iki takımın da taraftarı olmayan seyircilere ayrılmıştı. Ancak maç saatinde çok sayıda Juventus taraftarı kara borsadan Z tribününe bilet almıştı. Aynı zamanda Liverpool taraftarlarının bu maçı bir önceki sene Roma Olimpiyat Stadyumunda ve Roma sokaklarında maruz kaldıkları şiddet olaylarının bir intikamı olarak görmeleri ve bu motivasyonla Brüksel'e gelmeleri Heysel faciasına sebebiyet vermişti. Bir diğer faktör ise Heysel Stadyumu'nun yapısal yetersizliğiydi. 1920'de inşa edilen stat, 1985'e kadar ciddi bir tadilattan geçirilmemişti. Üstelik faciadan birkaç yıl önce stadyumun bu tür büyük, kitlesel etkinlikler için güvenlik standartlarını karşılamadığı tespit edilmişti. Heysel'in sahip olduğu tehlikenin farkında olan Liverpool yöneticisi Peter Robinson maçtan önce UEFA'ya yaptığı başvuru ile maçın oynanacağı stadyumun değiştirilmesini istemişti. Buna rağmen restorasyon çalışmaları öncesindeki son maç olarak Liverpool-Juventus Kupa finali kararlaştırılmıştı. Maç öncesi yaşanan bu felaket nedeniyle her iki takımın da bazı oyuncuları maça çıkmak istemediler. Ancak UEFA yetkililerinin devreye girmesi ve Belçika polisinin tribünleri boşaltmasıyla maç oynatıldı. Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle Juventus, Liverpool'u 1-0 yenerek Avrupa'nın en büyük kupasını ilk kez kazanmayı başardı. Avrupa sporunda bu denli kitlesel felaketin ilk kez yaşanması sonrasında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği geniş çaplı bir inceleme başlattı. UEFA yetkilisi Günther Schneider, facianın tek sorumlusunun İngiliz taraftarlar olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher aynı görüşteydi. Söyleyecek söz yok, bunu meşrulaştırmak mümkün değil, suç tamamen İngiltere'ye ait diyerek sorumluluğu tamamen üstleniyordu.
Demir Lady Thatcher üstüne üstün Liverpool'un ömür boyu Avrupa kupalarından men edilmesi gerektiğini, UEFA'nın bunu gerçekleştirmemesi durumunda kendi inisiyatifiyle İngiliz kulüplerinin Avrupa kupalarındaki müsabakalardan 5 yıl süresince gönderilmeyeceğini vurguladı. Bunun neticesinde UEFA İngiliz takımlarına 5, Liverpool'a 6 yıl uluslararası karşılaşmalardan men cezası verdi. Ayrıca UEFA, Liverpool tribünü ve taraftarları için ayrılan biletlerin Juventus taraftarlarına satılmasına izin vermesi nedeniyle 1988 yılında Belçika Futbol Federasyonu Başkanı Albert Rosen'ı 6 ay hapis cezasına çarptı. Grup spor severin nefes alma ihtiyacıyla başladı. Onlara yaşadıkları atmosfer yetmedi. Aradıklarının karşılığını başka bir yerde buldular. Burası 6. katman. Burası Sporosfer.